Aycın, girmeden önce en fazla 2 santimdi. Ne kadar güzel. The Wow. Bu şarkıyı sevmezsin sen. Aşk için her şeyi yaparım. Aşk için her şeyi yaparım. Şunu kapatman gerek. Ama yapmayacağım. Hayır, yapmayacağım. Bunu seven biriyle evli olamam ben, lütfen. Bayıldım. Bayıldığını söyle. Bayıldığını söyle. Dur dedim sana. Bu şarkıyı seviyorsun. Baksana, bir teorim var. Arabada yapan bir kız kesin hamile kalırmış. Ne? Benim de bir teorim var. Benim teorim anlarla ilgili. Çarpışma anları. Benim teorime göre bu çarpışma anları, hayatımızı alt üst eden bu çok yoğun parlamalar, sonunda kim olduğumuzu tanımlayan anlardır. 4 yıl önce. Teşekkür ederim. Sıradaki. İşte en sevdiğim anlardan biri. İzin kağıdını unuttum. Evet, ben aslında 2 saat kuyrukta beklemek için geliyorum. İzin kağıdı sürpriz oldu. Sanat Enstitüsü. Orada mı çalışıyorsun? Hayır, öğrenciyim. Ben Paige. Affedersin, ben Leo. Bunun için çok teşekkür ederim, Leo. Bir şeyi fark ettim ama kesinlikle korkmana gerek yok. YPA'yı bölgelerimiz aynı. Bu doğru mu? Evet. Gözlem gücün çok etkileyiciymiş. Evet. YPA'yı bölgesi ne demek? Yerleşim park alanı izni. Bu kulağa samimi geliyor. Evet. Tamam. Aslında şöyle düşünüyorum. Bence bölge uyumumuz yüzünden falan birlikte bir içki içmeyi kendimize borçluyuz. Tamam. Tamam mı? Hı. Tamam, güzel. Önden bu. Bir bakalım şimdi ne yapacağız.
Seç beni, seç, seç, seç. Bu. Başka bir şey isterseniz söyleyin. Burnun için, başın için, kalbin için. Sonrası için. Az önce gaz mı çıkardın? Hayır. Ha. Peki. Belki biraz. Bu çok sapıkça. Ama acayip romantik. Sana fena aşık. Bu delilik. Bildiğiniz gibi karınızın tomografisinde beyin kanaması görüldü. Beyninde hasar meydana gelmiş hastaları bilerek koma durumunda tutuyoruz. Böylece vücutları sakinleşir ve şişlik inerken beyinde iyileşecek zamanı bulabilir. Sonra onları yavaşça komadan çıkarıyoruz. Olay şu ki hepimiz tanıdığımız bütün insanlarla birlikte yaşadığımız tüm anların bir toplamıyız. İşte bu anlar geçmişimiz olur. Beynimizde defalarca kez çaldığımız ve tekrar çaldığımız kendi özel en iyi anılarımız gibi. Acıkmadın mı? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç. Hiç mi? Hayır. O ne? Hiçbir şey. Hiç öyle mi? Yemek hazır. Bu pire torbasını beslemeye devam edersen sürekli gelecek ve benim alerjim var. Ama kişnişe de alerjim var demiştin. Kişnişe dayanamıyorum. Aynen öyle. Ama alerjik değilsin. Çiftçi pazarından aldığım çileklerden ister misiniz? Meyve almış. İyi değil. Ne? Hepimiz anlamını biliyoruz. Ben onu sevdim. Maskotumuz gibi. Teşekkürler. Sanırım. Şu almaya çalıştığın daha gelinciğini tercih ederim. Ve harika kahve yapıyor. Kalsın bence. Teşekkür ederim. Alsana biraz. Sinema mı? Sinemayı yanlış yazmışsın. Hayır. Yanıma taşınır mısın? Söylemiştim. Evet. Yaşamanı sevmene yardım edeceğimi, sana hep sevgiyle sarılacağımı ve aşkın gerektirdiği sabrı göstereceğime emin ederim. Sözler gerektiğinde konuşmaya ve gerekmediğinde sessiz kalmaya. Kırmızı kadife pastada anlaşamamayı kabul etmeye. Ve yüreğinin sıcaklığıyla yaşayıp onu hep yuvan bilmeye. Şey ama çıtayı çok yükselttin. Yeminini Möni'ye yazdın mı? Evet. Neden? Seni şiddetle sevmeye yemin ederim. Bütün hallerinle. Şu andan sonsuza kadar. Bunun ömür boyu sürecek
bir aşk olduğunu unutmamaya söz veririm. Ve ruhumun en derin yerinde daima bileceğim ki bizi hangi engeller ayırırsa ayırsın, her zaman birbirimizi tekrar bulacağız. Birbirinizi ilelebet eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, evet. Illinois eyaletinin bana verdiği yetkiye dayanarak güvenlik geldi. Hadi, sizi karı koca ve ilelebet en iyi arkadaş ilan ediyorum. Öpüşün ve kaçın, hadi. Kaçın. Chicago sanat enstitüsü. Parça var. Sadece bir tane. Bu olmuyor. Ben artık... Ah, Tanrım. Endişelenme yaparsın. Aman Tanrım. Onları aramam gerek. Arayıp yapamadığımı söylemem gerekiyor. Benimle yatağa gel. Hadi yatağa gelmek istediğini biliyorum. Ah, Tanrım. Yapma. Hayır, lütfen yapma. Tamam, dur. Kes şunu. Tamam. Bence bu gayet iyi gidiyor. Bitmediğinin farkındayım ama şimdiden anlamaya başladım bile. Şurada sanki karanlık bir perde olayı var. Orada da rakip bir aydınlık öğesi. Hı hı. Soyut bir şey ama bilmiyorum. Bence şimdiden çok güçlü. Ne? Beni çok seviyorsun. Evet, seviyorum. Evet. Biliyorum, çünkü bu benim heykelim. Ve onlar işe yaramaz parçalar. Ama artık saklayacağım. Zihinsel, fiziksel ve diğer her türlü aşkın yaşandığı bir an. Başı kalabalık olmasın. Uyandığında biraz sersemlemiş olacak. Onu biraz rahat bırakalım lütfen. Merhaba. Seni görmek çok güzel. Ne? Paige. Sorun yok. Hastanedesin. Bir trafik kazası geçirdin. Başını çarptın ama iyisin. Sadece seni bir süre uyuttuk. Şimdi nasılsın? Başım ağrıyor. Evet, bu son derece doğal. Onun için bir şeyler getireyim. Başka yaralanan oldu mu doktor? Kim olduğumu biliyorsun değil mi?
Diliyorum. Doktor musunuz? Ben kocanım. Paige. Bay Collins. Her şey yolunda demiştiniz. Beyin ameliyatı kırık kemiği alçıya almaya benzemez. Ne olacağı belli değildir. Bazen şiş dokunun kafatasına baskı yapması sonucu biraz bozulma olabilir. Biraz bozulma mı? Beni hatırlamıyor bile. Uyanık olsa da şişlik kafa karışıklığına, hafıza kaybına, ruh halinde değişikliklere yol açabilir. Ne? Ama bu normaldir. İşte benim teorim bu. O çarpışma anları kim olduğumuzu tanımlar. Ama bir gün hiçbirini hatırlamazsan ne olacağını hiç düşünmemiştim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Uyuyorum. Evet. Sana kıyafet getirdim. Teşekkür ederim. Ben biraz açım. Tamam. Hadi gel. Sana benim de ilgili, bizimle ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Yani bizim de. Güzel. Demek evliyiz. Evet. Evet ve garip saçlarım var. Bence çok dar bir açıdan bakıyorsun. Düzleştirmek çok zaman alıyormuş ve o zamanı stüdyonda geçirmeyi tercih ediyorsun. Stüdyo mu? Neden bir stüdyon var? Sen bir sanatçısın. Heykeltıraş. Çok da iyisin. Şu anda Tribune Tower'ın lobisi için 4 parça üzerinde çalışıyorsun. Büyük bir iş. Bu işi herkes istiyordu ama müzenin 12-12 sergisindeki gösterin inanılmazdı ve sen kazandın. Peki ya hukuk diploma? Hukuk diplomam yok mu yani? Birkaç kredin eksikti galiba. En son sanatçı olmak istediğimde lisedeydim. Bence bunu bir kazanç gibi görmelisin. Travmatik beyin hasarı mı kazanç? Salaksın sen. Kim olduğunu hatırlamıyorsa yaptığın onca aptallığı da hatırlamıyor demektir. Temiz bir sayfayla baştan başlayabilirsin. Benim endişem seni hatırlamıyorsa sana aşık olduğunu nasıl hatırlayacak? Ne var? Açıkçası ilk başta seni seçmesi bile beni şok etmişti. Şimdi daha az çekici geleceğin kesin. Harika destek oluyorsunuz. Değil mi? Ama cidden. Ya beni hiç hatırlamazsa? Ne olacak? Seni hatırlayacak. Hepimizi hatırlayacak. Biz bir aileyiz. Evet. Haklısın. Affedersiniz. Karım Paige Collins'a bakmıştım. Daha dün buradaydı. Buraya göre onu VIP katına nakletmişler. Pahalı değil midir? Bağışçıların bölümü. Aşağıdan asansörle 2. kata çıkın ve sağa dönün. Tamam, teşekkürler. Paige, uzun dönemli hafızanda bir sorun yok. Ve geriye kalan hafızanın da zamanla düzeleceği konusunda iyimserim. Bay Collins, gelmenize merhaba. Çok sevindim. Bu çok tuhaf. Ben Leo. Paige'in kocası.
Kızımın haftalardır yoğun bakımda olduğunu ve bunun bize söylenmediğini ikinci ağızdan duymak ne kadar kaygı vericiydi biliyor musun? Bizi araman gerekirdi. Üzgünüm. Sen ailemle tanışmadın mı? Anlamıyorum, onunla neden tanışmadınız Doktor, ki? Doktor, bir sonraki adım nedir? Normal günlük hayatına ne kadar erken geri dönerse o kadar iyi olur. Bir hafta sonra Paige'in bir nöropsikoloğa görünmesini tavsiye edeceğim. Tamam. Terapi uzmanları neye ihtiyacı varsa ona en iyilerini sağlayacağım. Sana bakabilmem için evine geleceksin. Annen eski odanı hazırlar. Ben de işten biraz izin alabilirim. Saygısızlık etmek istemem. Çünkü bu çok hoşumuza giderdi. Ama Paige'in doktoru az önce normal hayatındaki programına dönmeli dedi. Onun normal programı benimle olan hayatı. Evet ama hatırlamadığı bir hayatı var. Hatırlayacak. Doktor az önce tam da bunu söyledi. Hayır, Paige'in belki hatırlayacağını söyledi. Neden eve dönüp tanıdığı insanlarla iyileşmesine izin vermiyorsunuz? Ve sevdiği. Anne. Paige için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Anne. Çok ilginç çünkü ona bir kere bile sormadınız. Hayır ama ben... Benim herkesin dırdırı bırakmasına ihtiyacım var. Dinleyin. Buna hemen karar verilmesi gerektiğini biliyorum. Hayır. En iyisi eve gidip biraz dinlenin. Hepinizin buna ihtiyacı olduğuna eminim. Neden kocam olduğun halde ailemle hiç tanışmadın? Sen onlarla yıllardır konuşmuyorsun. Ailemle konuşmayı neden bırakmışım ki? Hepsi biz tanışmadan önce olmuş. İkimiz olanları hiç konuşmadık mı? Hayır, konuştuk. O halde? Öncelikle şehre taşınıp sanat enstitüsüne gitmek istemişsin. Baban da hukuk fakültesinde kalmanda ısrar etmiş. Ne yapman gerektiği konusunda çok katı görüşleri varmış. Ondan sonra da gerisi gelmiş. Tamam, dinle. Benim hatırladığım hukuk fakültesinde ve Jeremy ile nişanlı oldum. Ben bilmiyorum. Paige. Tamam bebeğim. Dinle beni. Şu noktada yapılacak en iyi şey benimle olan hayatına geri dönmen. Doktorun ne dediğini duydun. İyileşmen için en iyisi bu. Tamam ama seni tanımıyorum. Arabaya atlayıp gelmemi ve senin evinde yaşamamı mı bekliyorsun? Bizim evimiz. Aşık olduğumuza dair hiçbir kanıt yok. Evliliğimiz dışında mı? İnsanlar bir sürü nedenle evlenebiliyor. Tamam, ne gibi? Mesela yeşil kartı almak için. Cincinnati'liyim. Günlük tutuyor muydun? Bildiğim kadarıyla hayır. Ben... Bulabildiğimin en iyisi buydu. Tamam. İyi görünüyor hayatım. Zaten sadece eve gidiyoruz. Çok korkunç. Sonunda bizden ayrılacağını duydum. Evet, bana öyle söylediler. Ben söyleyene kadar araba kullanmak yok, anlaştık tamam. mı? Onun dışında 4 ila 6 hafta sonra seni göreceğim. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederiz. Teşekkürler doktor. Pekala. Hazır mısın? Gidelim. Hayır, durun. Bir sesli mesaj var. Kazadan önce gelmişti. Kanıt istediğini söyledin. Tamam, olur. Dinleyelim o zaman, tamam. Merhaba bebeğim. Üzgünüm, hala stüdyodayım. Seni öyle özledim ki heykellerim sana benzemeye başladı. Daha sonra ne yapacaksın? Biraz Leo zamanına ihtiyacım var. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Her neyse, ara beni. Seni seviyorum. Pekala, tamam. Sanırım dinlemek pek bir şeyi kanıtlamıyor, değil mi? Hayır, bu çok hoş. Sesime bakılırsa mutluymuşum. Tamam, dinle. Bunu bir düşün. Hukuk fakültesini bıraktın. Nişana attın ve şehre taşındın tatlım. Tüm bunlar senin seçimlerindi. Üstelik benimle tanışmadan önce. Bence en azından şimdilik o kararlara saygı göstermeyi kendine borçlusun. Hata yapıyorsun Paige. Ona iyi bakacağıma söz veriyorum.
Benimle eve gel. Benimle eve gel. Bunu birlikte aşacağız. Sadece denememin bir zararı olmaz. Belki hafızama yardımcı olur ve... kararımı değiştirirsem zaten eve gelebilirim. Onunla evlenmişim, bir nedeni olmalı. Bence şüpheli bir açıklama. Ama ben kabul ediyorum. Kaçık gibi görünüyorum. Bence harikasın. Nerede oturuyoruz? Kuzey yakasında. Peki başkan kim? Ülkenin mi? Evet. Obama. Senatör mü? Evet, ona oy verdim. Öyle mi? Evine hoş geldin. Gel. Sürpriz! Seni görmek çok güzel. Her gün hastanedeydik ama Leo kalabalık etmemizi istemedi. Evet, geldiler her gün. Seni çok özledik. Herhalde... yakın arkadaşız. Ben Sonya. Bu da erkek arkadaşım Kyle. Merhaba Paige. Ve bu da Jim. Harika görünüyorsun Paige. Bu Lily. Merhaba. Hastanede egzersiz falan mı yaptın sen? Merhaba Paige. Ve Josh. Ben üzgünüm. Ben izninizle. Geldiğiniz için teşekkürler. Erken bittiği için. Önemli değil. Görüşürüz tamam, Leo. Tamam, görüşürüz. İyi misin? Sence nasılım? Biliyorum. Kabullenmek kolay değil. Hayır. Tanımadığım bir adamla tuhaf bir eve gelmeyi kabullenmek kolay değildi. Onu kabullenmek çok zor olurdu. Bu gerçekten de zor bir şey. Ama gelip de bunları görmeyi ve beni çekiştirip sarılan ve karşımda ağlamaya başlayan... hatırlamadığım bir sürü şeyden bahseden bir ev dolusu insanı kabullenmek hiç kolay değil. Bu tamamen saçmalık. Haklısın. Sadece birkaç kişi olacaktı. Lütfen tamam. Dışarı çıkar mısın? Paige. Bak üzgünüm. Beni gerçekten yalnız bırakmayacak mısın? Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Elbette. Üzgünüm. Aman tanrım, annem beni öldürecek. (Gülüyor)
günaydın. Günaydın. Ne? Kapıyı çalmadın. bu alışkanlık işte. Üzgünüm. Sanki daha önce görmemişsin gibi. Bu hiç komik değil. Kapı çalmalısın. Üzgünüm. Hoş görünüyorsun. Gerçekten mi? Sadece bu kıyafetimi giyince rahat edebiliyorum. Aslında o benim. Hayır, giyebilirsin. Ne? Ha? Neden sergilenen bir hayvanmışım gibi bana bakıyorsun? Affedersin, bilmiyorum. Bunu çözmeye çalışıyorum sanırım. Vay canına. Normalde de böyle yapar mısın? Bu dün gece için özürüm. Çok salakça bir hareketti. Ne düşünüyordum ki? Hayır lütfen. Üzgünüm ben. Benim için endişelenmeni istemiyorum, tamam mı? Sadece normal hayatını yaşa. Sen çalışıyor musun? İşin var mı? Evet, tabii hala batmadıysak. Benim bir kayıt stüdyom var. Ne güzel. Peki, benim normal hayatım nasıl? Ben bütün gün ne yaparım? Normalde kalkıp kahve yaparsın. Tamam. Hayır, bana bırak. Bu sabah ben yaptım zaten. Sonra da... Hayır, yeme, o benim için. Sen et yemiyorsun. Sonra da elektronik postalarına bakar, faturaları ödersin. Tamam. Bahse varım, şifreleri ve hesap numaralarını hatırlamıyorsun. Onu da ben yapacağım. Tamam. Sonra da stüdyona gidersin. Seni götürüp ne üzerinde çalıştığını gösteririm. Aslında her şeyi şimdi tekrarlamak gerekmiyor. Sen sadece işine git. Daha sonra kartlara falan yazarız. Tamam mı? Bundan emin misin? Evet. Merak etme. Tamam. Bunlar... Anahtarlar, telefon burada. Bana ihtiyacın olursa... Tüm numaralarımı yazıyor. Tamam. 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 İyi günler. Nasılsın Leli? Merhaba. Anlat bakalım. Sivri ayakkabılı adam var ya, çok kötü öpüşüyor. Onu rotasyonda tutacağımı sandım. Tamam. Doğrusunu istersen feci sorunlar var. Dün her nasılsa aynı saate kayıt yazmışız. Çok müşteri mi var? Bu güzel bir sorunmuş. Evet, ama tek stüdyo varken ikisini de kabul etmek imkansız. Değil mi? Yani dün reklamcılığın zamanı yokmuş ve Sans Fis'te yarıştı. Dur, ne? Hadi ama, o büyük bir müşteri. Onlara her zaman öncelik verilmeli. Bunu biliyorsun. Evet, ama hem seansları yönetip hem de muhasebeyle ilgilenemem. Bu tek kadınlık bir iş değil ki. İyi ama isteyerek mi gelmedim? Tamam, biliyorum, anlıyorum. Kızgın değilim. Sadece işler sarpa sarıyor diyorum. Pekala. Artık buradayım. Paige nasıl? Zamanla iyi olacak. Bak sağ ol. Her şey düzelecek. Tamam. Güzel. 3:30'daki toplantıda olacak mısın? Elbette. Eve gideceğim. Üstümü değişip Paige'e bakacağım ama orada olacağım. Tamam.
Bir kanıt daha. Yaşamayı sevmene yardım edeceğimi, sana hep sevgiyle sarılacağımı ve aşkın gerektirdiği sabrı göstereceğime emin ederim. Sözler gerektiğinde konuşmaya ve gerekmediğinde sessiz kalmaya. Kırmızı kadife pastada anlaşamamayı kabul etmeyi ve yüreğinin sıcaklığıyla yaşayıp onu hep yuvan bilmeyi. Yeminini Münih'e yazdın. Tuhaf. Seni şiddetle sevmeye yemin ederim. Bütün hayallerini. Şu andan sonsuza kadar. Bunun ömür boyu sürecek bir aşk olduğunu unutmamaya söz veririm. Ve ruhumun en derin yerinde daima bileceğim ki bizi hangi engeller ayırırsa ayırsın, her zaman birbirimizi tekrar bulacağız. Öyle mi? Evet, bugün gelemezdim. İyi, kendi bilir. Merhaba. Merhaba. Bir şey alacaktım. Bunlardan bir tane. Her zamankinden değil mi? Her zaman aldığı mı var? Bu mükemmel olur. Her zamankinden olsun. Tamam. Buyur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Alo. Merhaba Lil. 3:30 olduğunu biliyorum ama gelemem. Gelemem. Paige'i bulmam gerekiyor. Hayır hayır. Bilmiyorum. Uydur bir şey. Üzgünüm. Başka kimi arayacağımı bilemedim. Atla hayat. Ah tatlım. İyi misin? Evet. Merhaba. Merhaba. Neredeydin? Biraz endişelenmeye başlamıştım. Başına bir şey geldiğini düşündüm. Üzgünüm, kayboldum. Fiziksel olarak. Sanırım zihinsel olarak da. Beni arasaydın ya. Evet ama telefonu unutmuşum ve numaranı ezbere bilmiyorum. O yüzden annemi aradım ve günü birlikte geçirdik. Harikaydı. Bizi akşam yemeğine davet etti. Yemek mi? Tamam. Gelmek zorunda değilsin. Araba kullanman yasak, o yüzden gelmek zorundayım ama mesele o değil. Dinle, belki yarın uyandığımda her şeyi hatırlayacağım. Ama şu anda sadece onlardan eminim. Tamam. Gideriz. Güzel. Gideriz. Üstünü değiştirecek misin? Değişiyorum. Coldwell's'de sol yapacaksın. Sonra çıkmaz sokaktan sağa gir. Sağdan 6. ev bizim. Presley'ler yeni posta kutusu almış. Ne şirin. Bak, bu çiçek konuşmadığımız için üzgünüm anlamına gelmiyor ama beynim hasarlı olduğundan belki hoş görebilirsin. Haklısın. Onlara unutma beni almalıydık. Bu komikti. Evet, gerçekten komik. Ailemle zaten tanıştın ama babam bana Bill de dese de sadece Bay Thornton'u tercih eder. Kız kardeşimin adı Gwen. Da... Ailenle ilgili çok şey biliyorum Paige. Evet, doğru. Biz evliyiz, değil mi? Aman Tanrım.
Tanrım, nişanlanmışsınız. Biliyorum. Vay canına. Çok iyi bir çift olmuşsunuz. Teşekkür ederim Paige. Vay canına. Ah, çok uzun zaman oldu. Öyle mi? Evet. Tuhaf olan herkes biraz daha yaşlı görünüyor. Gerçekten evet, mi? Evet, özellikle de sen. Aa, ben geri döndüğün için çok mutluyum. İşte. Paige'in evde olmasının şerefine en sevdiği yemeği yaptım. Flaminyon. Aa, lütfen, lütfen evet. Oturun. Başlamadan önce bu akşamın şerefine kadeh kaldıralım. Hayat. Pekala. Ailemin şerefine içmek istiyorum. Hayatımda bu üç güzel kadın olduğu için gerçekten çok şanslıyım ve bir arada olduğumuzda bu şans katlanıyor. Paige tatlım, evine hoş geldin. Ailemize. Ailemize. Evet Leo, senin ailen nerede? Onları sık görür müsün? Hayır. Çok yazık. Annem de babam da öldü. Sadece Paige var. Artık ailem o. Peki ne iş yapıyorsun Leo? Şehir merkezinde kendi kayıt stüdyomu açtım. Aslında bunu bir işe dönüştürmeye beni ikna eden Paige'ti. Öyle mi? Evet. O iş artık ölmedi mi? Yani insanlar evlerinde bilgisayarda kayıt yapsa aynı sesi elde edemez mi? Ryan. Ne? Bak, benim sevdiğim albümlerin yaşamı, sıcaklığı ve ruhu var. Mesela Mr. Train'de Scott Moore'un gitarının ekosu gibi. Öyle bir şeyi bilgisayarda elde edemezsin. Canlı kayıt yapmalısın. Kasede kaydetmelisin. Bir odada birbirlerini coşturan gerçek müzisyenler olmalı. Yani sorunun cevabına gelince iş ölmek üzere ve evde çok kaliteli şeyler kaydedebilirsin. Ama lütfen Sun Sessions albümünü bilgisayarında yapman mümkün değil. Vay canına. Vay. Vay canına. Vay be. Bu gece herkesin burada olacağını duydum. Böyle bir şey Paige'e fazla gelebilir. Öyle mi? Aslında ben burada iyiyim. Şu Diane Chain değil mi? Ha? Evet. Artık birlikte takılmıyoruz. Tanrım, çok uzun zamandır yoksun. Aman! Merhaba. 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 Hoş geldin dostum. Merhaba. 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 İyi görünüyorsun. Üzgünüm Leo. Bunlar liseden arkadaşlarım. Shayna, Kerim ve Lisbeth. Merhaba. Merhaba. Peki ya ben? Beni tanıştırmayacak mısın? Merhaba. Merhaba. Üzgünüm bu şey... Kerim. Uzun zaman oldu. Öyle mi? Bana hiç de öyle gelmiyor. Sen hiç değişmemişsin. Bahsettiğinden emin değilim. Ben Leo. Merhaba. Paige'in kocası. Evet. Ben bir içki alacağım. Şey ister misiniz? Ekşi diseronlu. Bana yaban mersini mojito. Sahi mi? Evet, hatırlıyorum. Tanrım Paige, 9. sınıfta Noel dansına hazırlanmamızı hatırlıyor musun? Sonra sırtını yediğini yakmıştık. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Ve sonra da dansa bereyle gitmiştim, değil mi? Sweatshirtlü, mojito içen sosyal kulüp kızlarından biri gibiydi. Stafford kadını gibi mi? Evet, aynen öyle. Gözümün önünde Jeremy ile flört etti. Eski nişanlı Jeremy mi? Hayır. Onun kafasında şimdiki nişanlısı Jeremy. Bu yüzden yabancı kocasının bütün gece onun yatmasını engellemesi sinirini bozmuştu. Bunları kafamın alması çok zor. Peki onu ne tahrik eder? Paige mi? Hayır, annesini. Tabii ki Paige. Yatakta mı? Aman Tanrım Leo. Ne? Bu özel bir şey. Ne bileyim.
Onunla benim aramda sonuçta. Ey, yargılamayacağım. Gıdıklanmaktan hoşlanır. Ciddi misin? Hey, yargılamayacağını sanıyordum. Hayır, ben sadece sapıklık da yapsam bana ne? Öyle bir şey değil. Sadece kafasını takmışken bu onu rahatlatıyor. Tamam, bunu bir denemelisin. Ciddi misin? Evet, kaybedecek neyin var ki? Merhaba Lisa. Merhaba. Buyurun efendim. Bekleyin lütfen. Bak, bu tür insanlarla uzun zamandır uğraşıyorum ve biliyorum. Önemli bir şey çıktı. Seni biraz sonra arasam olur mu? Tamam. Merhaba. Merhaba. Otursana. Hatırlıyor musun? Göle gittiğimizde her ne olursa olsun benim yanımda olacağını söylemiştin. Kayıkhanedeki gece. Evet. Evet. Lütfen bize neler olduğunu anlatır mısın? Sadece sen bir erkeği terk ettikten sonra gelip hesap sorarsın Paige. Seni ben mi terk ettim? Evet, evlilik öncesi ağır zalimce bir terk ediş. Neden? Aslında bu benim bütün arkadaşlarımın ve senden sonraki iki kızın cevap aradığı bir soru oldu, biliyor musun? Hadi ama ciddiyim, bunun bir nedeni olmalı, öyle değil mi? Çünkü sen değiştin. Farklı konuşmaya, farklı giyinmeye başladın. Hatta hukuk fakültesinden bile emin değildin. Ve kesinlikle benden de emin değildin. Yüzüğünü geri verdin mi? Evet, verdin. O şimdi kimdi? Kimse de değil. Ama Rose'la birlikteyim. Güvenin dersinden hatırlıyor musun? Yaklaşık bir yıldır Rose'la birlikteyim. Sonsuza kadar bekleyemem Paige. Beyin sarsıntısı geçireceğimi ve ayrılmamızı unutacağımı, sonra da ofisine dalıp hesap soracağımı düşünememiş miydin yani? Neyin var senin? Üzgünüm, seni rahat bırakayım da işine dön. Tabii. Üzgünüm. Ben üzgünüm. Ben bunu beklemiyordum. Alışkanlık herhalde. Gerçekten nereye gittiğimi bile bilmezken kendimi burada buluverdim. 5 yıl boyunca herkesten uzaklaşmak bana inanılmaz geliyor. Yani bu hiç doğru gelmiyor. Merhaba. Merhaba. Günün nasıl geçti? İyiydi. Yanına geldiğim için mutluyum. Bu dağınıklık için çok üzgünüm. Önemli değil. Sen kolaj mı yapıyorsun? Kolaj yapar mıyım? Hatırladığım kadarıyla hayır. Hayır, dün gece herkesi görmek bana ilham verdi de. Kolaj için mi? Bütün anılar akın etti. Ben de zaman çizelgesi yapayım dedim. Yani bütün hayatımın. Bu harika. Harika bir fikir. Evet. Bazı eşyalarını karıştırdım. Umarım sakıncası yoktur. Önemli değil. Sakıncası yok. Benim olan senindir. Illinois eyaletinden bunu kanıtlayan bir belge bile aldım. Evet, onu buldum. Kayıp yıllarda. Bak, buradan başladım. Aile fotoğraflarını buldum. Yani ben küçükken falan öyle şeyler. Onları sıraya koymak kolaydı çünkü her şeyi hatırlıyorum. Bu iyi bir şey, değil mi? Evet, öyle sanıyorum. Ama
Benim peşinde olduğum şey her şey silinmeden önceki son anım. Tam o an. Nasıl gidiyor? Sanırım makaroni grill'deydik ve özel kızarmış ravioleleri olup olmadığını soruyordum. Ve cevabı da hatırlamıyorum. Hepsi bu. Hastanede uyanmadan önce hatırladığım son şey bu işte. Olamaz. Kızarmış raviolileri var mı, nasıl bileceğiz? Tanrım, bu gerçek olamaz. Sorun yok. Bu gerçek olamaz. Tamam mı? Hayır hayır, öyle yapma lütfen. Hadi. Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Affedersin, bu aramızdaki şeylerden biri miydi? Evet, sayılır. Özür dilerim. Hayır hayır, söylemene gerek yok. Gerçekten anlıyorum. Her şeyi hatırlayacaksın. Sadece yaptıklarımızı yapmaya devam edelim. Hayatına geri dön. Her şey kendiliğinden çözülür. Evet. Bir düzine iş yeri çarşamba gününden beri kapalı. Polisin silahsız bir siyahı vurmasıyla ilgili iki gecedir yapılan protestolar Merhaba. Yüzünden kaldırımlar cam kırıkları. Artık stüdyomu görmeye hazırım. Bana gösterir misin? Alınan tüm tedbirlere Tabii. rağmen gidelim. Taşkınlık yapması engellenemiyor. Bu kendine ait olan ilk stüdyo. Güzel bir yer değil mi? Vay canına. İlk başta sevdiğinden emin değildin. Ama sonra Diversity'nin köşesindeki bir adamdan aldığın iş çubuğunu yakmaya karar verdin. O şeyi yakıp sallamaya başladık ama sonra sadece marul parçası olduğunu anladık. Yanmış marulu sallıyormuşuz. Bilmiyorum. Ama işe yaramış olmalı ki ondan sonra seni buradan çıkaramadım. Buraya gelip son sesle müzik dinlerken projene gömülüyordum ve gelip sana gece olduğunu hatırlatıyordum. Bu da parçalarından biri. Tribune Tower serisi için. Bunun ne olması gerekiyor? Seni bile bildiğinden emin değilim. Ama gel buraya. Ben... Sadece... Olmak istediği şeyi anlamasına yardım et. Tamam. Ama ben bu şeyi kullanmayı pek bilmiyorum. Tabii ki biliyorsun. Dur, bekle. Böyle daha iyi. Hadi. Ne bileyim, bir dene. Eğlenceli olabilir. Şu müziği kapatabilir misin lütfen? Yemin ederim bundan çok daha yüksek sesle dinlerdin. Nasıl konsantre olabildiğini bile anlamazdım. Beni hastanelik edecek bir baş ağrım var. Lütfen müziği kapatır mısın? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Ama senin kum torban değilim. Biz birbirimize böyle konuşmayız. Bu benim için de zor, Paige. Evet.
Merhaba. Merhaba. Eve dönerken şu sevdiğin Portekiz fırınının oradan geçtim. Sana bunu aldım. Burada biri mi var? Evet. Leo? Merhaba. Düğün yüzünden kız kardeşim bunu almış durumda ve nişanı da iyice yaklaştı. Biz de Paige'in gelip ona yardım edebileceğini düşündük. Doğru olan şey bu gibi geldi. Gwen'in yanında olmam. Tamam. Ama buradaki hayatın ne olacak? Bitirmediğin işlerin ne olacak? Tribune'dekilerle konuştum ve kaza konusunda çok anlayışlı davrandılar. Babam da avanslarını geri ödemem için borç verecek. O yüzden bilmiyorum, ben onu yapamam. Hazır olduğunda çıkarsın tatlım. Tamam, sağ ol baba. Üzgünüm, sadece düğün bitene kadar. Sadece dikkatli olmanı istiyorum, tamam mı? Bir tarikate katılmıyorum ya, sadece ailemle kalacağım. Biliyorum ama... Ama ne? Garip gelse de sana sarılabilir miyim? Peki nasılsın? Kendimi iyi hissediyorum. Öyle mi? Hı-hı. Baş dönmesi, dezoryantasyon, uykulu olma? Yok. Harika. Çok sevindim. Tomografinde mükemmel görünüyor. Ah, şimdi rahatladım. Peki yeni bir şey hatırladın mı? Pek sayılmaz. Hatırlamadın. Bu normal değil sanırım. Beyin konusunda hiçbir şey normal değildir. Çünkü beyin eserlerinin hiçbiri aynı değildir. Ve hiç yine eski haline dönmüş. Bu harika. Bayan Thornton, Paige'le biraz yalnız görüşebilir miyim? Soru yok anne. Ben çok iyiyim. Tamam. Teşekkür ederim. Hafızanı geri kazanmak istiyor musun Paige? Evet. Çünkü bazı hastalar hafızaları geri geldiğinde sarsıntı anının da geri geleceğinden korkarlar, ama neyse ki nadiren öyle olur. Hayır, sorun o değil. Ben kazadan korkmuyorum. Peki neden korkuyorsun? Sanırım sadece... Bilmiyorum, bu... Yaşadığım hayatı sevmiyorsam ne olacak? Ya da çok fazla seversem, ben hiç bilmiyorum. Psikoloji rotasyonuna sadece bir kez girdim, o yüzden bu berbat bir tavsiye olabilir. Ama bence boşlukları doldurmaya çalışmalısın. Yine de farklı bir hayat istediğine karar verebilirsin. Ama en azından kendini hatırlamaya açmazsan korkarım kendi geçmişinin korkusuyla yaşayacaksın. Merhaba, ben geldim. Bunlar da kim? Knife Skills. Sonu Z. Tamam. Pekala Mikey, parça harika. Biraz çaba gösterelim. Gösteriyorum zaten. Bas kısmı tek nota. Sadece bir nota. Tamam, harika. İkinci kayıt. Vay canına. Farklı görünüyorsun. Evet. Kanye tarzı yakalamak istedim. Bence daha çok Michael Bublé olmuş ama yine de güzel. Dinle. Bir süre burada olamayacağım. Çok iyi oldu Mikey. En başından ya da ortasından falan bir daha alalım. Dinle. İnsanlar buraya seninle çalışmak için geliyorlar. Tamam mı? Elimden geleni yapıyorum. Ama burada olmalısın. Biliyorum. Paige ailesiyle Lake Forest'taysa orada olmalıyım. Karımı yine kendime aşık etmeliyim. Gerçekten birinizi bulmuşsunuz. Merhaba. Merhaba. Yüzüğü göreyim. Nasıl?
Güzel değil mi? Tamam, görüşürüz. Geri sayım başladı. Merhaba dostum. Eski hayatın bir haftaya bitecek. Nasılsın? Aslında oldukça iyiyim. Yani çok düşünürsen biraz başım dönüyor ama olsun. Bir yere gidip bize bakalım. Hayır hayatım, iyi anlamda. Yani telaş gibi. Heyecan gibi. Ama telaş ve heyecan farklı şeyler. Tatlım, orada 400 kişi falan olacak. Evet. Hey, parmaklarında biraz da karıncalanma var mı? Evet. Bu kötü mü? Radiohead dinler misin? He. Tom York sürekli ani baş dönmelerinden bahseder. Parmakları karıncalandığında daha iyice bir şeyler çıkacağını anlarmış. Sonra onu çalarken öyle coşarmış ki neredeyse bayılırmış. Bana öyle geliyor ki daha iyice bir şeyin eşiğindesin. Bu harika. Biraz bekle. Şerefe. Oh Ryan. Tanışmanı istediğim Anne, biri baksana, var. Anne baksana, Radiohead dinler misin? Tabii, neden dinlemeyeyim? Dinlersen bak. Peki bu doğru mu? Hmm. Paige? Merhaba Aliye. Ne oldu? Saçın çok farklı görünüyor. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Tamam, dinle. Bir şey düşündüm. Pekala. En sevdiğin kitap ne? Muhtemelen senin hatırladığı şey değil. Olsun, önemli olan o değil. Tamam. James Patterson'ın Kumsaldaki Evi. Hayır, cidden. Evet. Tamam. Kumsaldaki Ev. O kadar güzelse herhalde birine ödünç vermişsindir. Evet, Gwen'e galiba. Ve herhalde şöyle düşünmüşsündür. Keşke bunu okuyan ben olmasaydım da en baştan zevkle okuyabilseydim. Evet, öyle sanırım. Bence bu duruma öyle bakmalıyız. Ne? Nasıl tanıştığımızı hatırlayamıyorsun. Hı hı. Nasıl aşık olduğumuzu hatırlamıyorsun. Ve bir bakıma evet, bu çok kötü. Ama benim hayatımın en iyi dönemiydi. Baştan yaşamanın ne kadar güzel olacağını düşündüm. En sevdiğin kitabı ilk kez okumak gibi. Kesinlikle. Anladım. Bu yüzden seni dışarı çıkarmak istiyorum. Çıkmak mı? Tıpkı ilk kez buluşan bir çift gibi. Jeremy, hala aynı işte mi çalışıyorsun? Evet, hala aynı işteyim. Şey, öyle. Bilemiyorum yani... Önümüzde Gwen'in düğünü var. Ama ondan önce çıkarsak beni flörtün olarak düğüne çağırabilirsin. Bir şeye söz veremem ama senin için iyi şeyler söylerim. Tamam. Tamam mı? Çıkalım. Bir fikrim var ama şehre gitmemiz gerekiyor. Bu senin için uygun mu? Evet, sorun değil. Sadece sabah 10'da evde olmalıyım. Aman tanrım. Ne? İlk çıkmamızda gece kalmayı mı planlıyorsun? Ne? Bilmiyorum, beni biraz utandırdın. Hayır, demek istediğim... Merak etme, seni bu gece geri getiririm. Ama gece kalmak istiyorsan, yani istediğim buysa... Bakalım nasıl gidecek, tamam. Arabadan çıkalım mı? Buna gerek yok. Bu aslında kocam değil de sapık bir katil olduğunu ve beni çantamla boğacağını anladığım kısım mı, yoksa ne dersin? Hayır, burası tam olarak tanıştığımız park yeri. Aa. Seni geçmişte küçük bir yolculuğa çıkaracağım. Güzelmiş. Tatlıya hazır mısın? Tatlı mı? Hı-hı. Şimdi waffle yedik. Bu akşam yemeği. Tatlılar işte bunlar. Ama hepsinin neli olduğunu nasıl biliyorsun? Çikolatalı Rus ruleti gibi düşün. Eğlencesi orada. Sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz bizi şaşırtacak. Tamam. Peki...
Sevmedin. Bunu pek sevmedim. İşte. Bunu de. Bence bunu seversin. Nasıl? Söylemiştim. Evet. Sıra sende. Tek tek mi gidiyoruz? Bir de sıcak çikolatayı dene. Her kar yağdığında buraya gelir. Beni şeker hastası mı yapacaksın, sadece şişko mu? Hayır, ben... Hala saçında... Yani gece buraya gelip göle mi bakarız? Yaptığımız tam olarak bu değil. Ben pek... Hayır, hayır, o değil. Her ay bir kez geleceğimizi söylemiştik ve Nisan ayında hiç girmedik. Temmuz'da başlamıştık. Neden? Bunu neden yapıyoruz ki? Bir spagetti restoranında garson yaptığını söylemişti. Adam 80 yaşındaydı. Biz de yapabiliriz dedik. Evet. Dalgıç elbisesiz demiştik ama... Sen ciddisin. Senin için bir istisna yapacağım. Tamam. Dön arkanı. Arkanı dön. Elbisesiz mi? Dalgıç elbisesi yok demişiz ya. Evet. Hayır. Oh, Tanrım, hayır. Let's make the most of these hours. To time to feed some and let's make the most till the dawn. Teşekkür ederim. Karanifer aç. Sol göz kapağım bunu. Parmaklarımı hissetmiyorum. Hissetmiyorum. Senin Paige ilk çıkmanızda ne yaptı bilmiyorum ama benimle ancak birinci kaleye ulaşabilirsin. Tamam. Üzgünüm, daha iyi olabilir ama dudaklarım uyuşmuş. Bence güzel. En fazla ikinci kale. Hayır, bu mükemmel. Bu akşam benimle geldiğin için sağ ol. Çok güzel vakit geçirdim. Özledim seni. Birlikte yaşamamızı özledim. Seninle olmayı özledim. Seni seviyorum. Artık içeri girsem iyi olacak. İyi geceler. İyi geceler.
Merhaba. Merhaba. Burada olacağını bilmiyordum. Jeremy ile mi çıktın yoksa? Hayır. Leo ile birlikteydim. Onu sevdim. Evet. Ben de. İyi misin? Hiç. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Yani bu ağlama olayı senin yeni halin mi? Bilmiyorum. Neyim var bilmiyorum. Bir dövmem var. Ayrıca vejeteryanım. Tıpkı eskisi gibiydi. Aslında daha iyi. Paige'in aşık olduğum bütün yanları hala aynı. Dinle. Senin için eminim aşkının ya da evliliğinin doğrulması gibiydi, değil mi? Ama onun için muhtemelen çok iyi bir ilk buluşmaydı. Kesinlikle. Bu yüzden aramadan önce 3 gün beklemen gerekiyor. Yani karımla çıktıktan sonra aramak için 3 gün mü beklemeliyim? En az. Bu benzersiz bir olay. Belki daha fazla. Daha fazla olamaz. Onu cumartesi düğününde göreceğim. Dediğim gibi çok açıktı. Bunca saçmalık olduğu halde biz hala birbirimize aidiz. Senin için mi açık yoksa onun için mi? İkimiz için de. Oh Paige. Evet. Yemekten sonra şu masa kartlarını yazmaya evet. başlamamız gerek. O işe başlamadan önce sana küçük bir sürprizim var Paige. Öyle mi? Ray Porter'ı biliyorsun öyle değil mi? Northwestern'de anayasa hukuku dersi veriyor. Birlikte hukuk dersindeydik. Çok uzun zamandır tanışıyoruz ve şimdi hukuk fakültesinin dekanı oldu. Pekala. Ve seni geri kabul edecekler. Ne? Ama ben başvurmadım bile. Onu ben hallettim. Bu çılgınlık. Hayatımı bedavaya tekrar ediyor gibi. Gecikmiş. Sanki bir içkiye ihtiyacım var gibi. Birkaç tane içtim zaten. Ama bundan içmedim. Tamam. Yalnız olmamıza sevindim. Seninle konuşma fırsatı bulamamıştım Leo. Evet. Evet tabii. Tebrik ederim. Çok güzelmiş. Evet öyle. Ben çok düşündüm. Ve bana kalırsa buradan sonra bizim devralmamızın zamanı geldi. Neyi? Paige'in hayatını. Bak sen belli bir yaşam tarzını seçtiğin için hayat sigortası olmadığını biliyorum. Ve borç içinde yüzüyor olmalısın. Bundan çıkış yolunu da biliyorum. Neymiş o? Ondan boşan. Patrolar daha yeni başladı diyor. Bay Thornton bence bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı.
Tamam. İşini kaybetmek umurunda değilse, ki öyle olduğu belli. Hiç ne olacak? Onun için doğru olanı yapmak istemez misin acaba? Ne olduğunu siz biliyor musunuz? Aslına bakarsan biliyorum. Tam bir iki yüzlüsün. Ne dedin sen, anlamadım. Eğer iyi bir babaysan, neden bir kez olsun gelip Paige'le aranı düzeltmeye çalışmadın? Tam bir korkaksın. Merhaba, sana biraz etrafı gösterebilir miyim? Yani yabancı olmak hoş olmasa gerek. Yabancı olan ben değilim. Tamam, sen bilirsin, burada tek başına tuhaf duruyorsun, o kadar. Sadece Paige'i bekliyorum. Öyle mi? Şansın açık olsun. Bu hoşuna gidiyor değil mi? Hı? Anlamadım, ne gibi? Paige seni terk etti. Gidip kimsenin anlamadığı bir adamla başka bir hayata başladı. Şimdi tüm bunları reddettiğini görüyorsun. Biraz hoşuma gitmiyor değil. Öyle mi? Benim de şu hoşuma gidiyor. Paige'in seninle ilgili her şeyi anlatmış olması Jeremy. Tamam. Dedi ki, seninle birlikteyken gece yarısı telaş içinde uyanıp hepsi bu kadar mı diye düşünürmüş. Vay canına. Demek her şeyi anlattı. Hı-hı. Geçen gün ofiste üzerime atladığında anlattı mı? Onu da anlattı mı? Yoksa senin kim olduğunu unutunca her şeyi anlatmayı bıraktı mı? Neden pislik yaptığını anlıyorum. Onu sevdiğim belli. Ve geri alacağını düşünüyorsun. Sorun şu ki, sen ona küçük geldin. Bir daha olmayacağını nereden çıkarıyorsun? Tavsiyen için teşekkür ederim sana. Karınla yatağa girdiğinde bunu düşüneceğim. Leo! Ne yapıyorsun? Böyle bir gün. Paige, bekle. Ne yaptığını sanıyorsun? Bilmiyorum, bu çok iyi bir soru. Çünkü ben artık delirecek gibiyim. Kendimi tam bir aptal durumuna düşürüyorum. Ben ilişkimizi kurtarmak için mümkün olan her şeyi yapıyorum. Ama sen gidip Jeremy'nin üstüne atlamışsın. Bu hiç adil değil. Adil değil mi? Ona nasıl baktığını gördüm. Biliyorum. Çünkü bana da öyle bakardın. Leo. Hayır, bence gerçekçi olmaya başlamalıyız. Hafızanın geri geleceği yok. Gerçek şu ki ben hala bir yabancıyım. Seni incitmeye çalışmıyorum. Ama ben sadece... Seni hayal kırıklığına uğratmaktan çok sıkıldım. Biliyorum. Çok üzgünüm. Gwen ve Ryan'dan da özür dileyeceğim. Tanrım, hayır, sorun değil. Düğün felaketleri bir şekilde mükemmel hikayelere dönüşür. Er ya da geç. Nasıl olur da sevdiğin kıza bakıp gitme vakti dersin? Leo. Umarım bir gün senin beni sevdiğin gibi sevebilirim. Bunu bir kez yaptın. Bir daha yaparsın. Thank you.
Lanet olsun. Buradasın, orada değilsin. İyi misin? Bıraktım. Bitti. Pes ettim. Sen asla pes etmezsin Leo. Hayır, zaten birlikte olacağım varsa olursun. İlk kez köşedeki Yunan lokantasına gidişimizi hatırladım da büyük bir tabelada artık çorba veriyoruz yazıyordu. Sahibinin çorba vermek gibi en büyük hayalini gerçekleştirmek için üstesinden gelmek zorunda olduğu engelleri sayıp durmuştum. Sonra konuşmam bittiğinde birkaç saniye hiçbir şey söylemedi. Sanki sadece nefes veriyordu. Kendine söyler gibi. Seni seviyorum. Ve öyle kaldı. İlk kez o zaman söylemişti ve cevap vermek bile istemedim. Sadece hep duymak istiyordum. Tanışmamızdan 2 hafta sonraydı. Daha önce bana aşık olması sadece 2 hafta sürmüştü. Beni sevmiyor. Burayı imzalayın lütfen. Gel buraya dostum. Dayı. Merhaba. Nasılsın? Dinle. Yıllar geçtiğini biliyorum. Bir süre buralarda değildim. Senden özür dileme şansım hiç olmadı. Gerçekten tuhaf bir dönemden geçiyordum. Ama annen ilişkimizle ilgili onun karşısına çıkınca baban hemen bitirdi. Hep bunu bilmeni istemiştim. Eski yaraları deşmek istemiyorum ama özür dilerim demeye gerçekten ihtiyacım vardı. Hayır, bir şey söylemene gerçekten çok sevindim. Her zaman iyi bir arkadaştın. Keşke bunun karşılığını verebilseydim. Zambaklar kötüydü. Ben de onun yerine şey aldım. Güne bakan. Sana anlatmak istiyordum. Biliyordun. Başından beri biliyordun. Özür dilerim ben. Konuşma benimle. Paige. Hey, bütün gün neredeydin yabancı? Hı? Hey. Markette Diane Chain'e rastladım. Bu yüzden ayrılmıştım değil mi? Çünkü bunu öğrenmiştim. Anne, kim olduğumu bile tam bilmiyorum.
Ve şimdi bana yalan söylediğini öğreniyorum. Geçmişi yeniden yazmak için kazadan mı yararlandınız yani? Seni bir kez daha kaybetme düşüncesine katlanamadım. Kendimi nasıl ihanete uğramış hissettiğimi biliyor musun? Özür dilerim Paige. Yıllardır olduğumuzdan daha mutluyduk. Anne. Sonunda tekrar geri dönmüştün. Ama sizin şartlarınızla. Hayır. Evet, her zamanki gibi. Paige. Seni benim arkadaşımla aldattı. Nasıl onunla kalabildin? Ondan ayrılacaktım. Gerçekten ayrılmaya hazırlandım. Bir gün öğleden sonra evde yapayalnızdım. Senin ve kız kardeşinin fotoğraflarınıza bakmaya başladım. Evin her yeri... Her yeri bizimle... Her yeri bizimle dolu görünüyordu. Bu çok acı vericiydi. Biz bir aileydik Beyç. Ve o anda anladım ki... Dünyada benim için en önemli olan şey buydu. O yüzden çıkıp gidemedim. Ve bunu içine mi attın? Hayır. Onunla kalmayı seçtim. Doğru yaptığı bütün her şey için. Ve yanlış yaptığı tek şey için terk etmemeyi seçtim. Onu bağışlamayı seçtim. Belki de Leo haklıydı. Belki de hem sizin yanınızda olup hem de kim olduğumu anlamam imkansızdır. Ne dediğin umurumda değil. Sadece hala sor. Olur o kadar. Sorun değil. Paige. Özür dilerim. Her şey yolunda mı? İkinizin konuşması gerek. O yüzden... Tamam. Sonra görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ben çok üzgünüm. Ne oldu? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Her zaman her şeyi sorabilirsin. Babamın ilişkisini biliyor muydun? Evet. Biliyordum. Neden bana söylemedin? Birçok kez neredeyse söyleyecektim. Ama seni bir daha ailenden uzaklaştırmak bana doğru gelmedi. Sevgini istiyordum ama o şekilde değil. Hak etmek istedim. Bence şu anda onları kaybetmeyi göze alamam. Kaybetme. Belirli partiler çeşitli meclis yasalarını geçersiz kılmaya çalışmıştır. Onlara göre telif hakkı korumanın yenilenen uzantıları anayasanın temel hükümleriyle çelişecek sürekli bir telif hakkı anlamına geliyordu. Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi 2003'teki Eldred Ashcroft davasında yenilenen telif haklarının aslında sürekli telif hakkıyla aynı olmadığını hükmetti. Yemek için teşekkür ederim. Aslında sana söylemek istediğim bir şey var. Pekala. Rose'la her şeyi bitirdim. İlişkimi bitirdim Paige.
Olamaz. Bunu neden yaptın? Ben onunla nişanlanacağını sanmıştım. Evet ama bu senden önceydi. Hayır, benden sonraydı. Tamam, senden sonraydı ama bu senden önceydi. Eski sen geri gelmeden önceydi. Jeremy, ben eski ben değilim. Sadece benim. Ben hala kendimi anlamaya çalışan benim. Bunu anlıyorum. Ama ister eski ol, ister yeni, umurumda bile değil. Birlikte nasıl olduğumuzu hatırlıyorsun değil mi? Bunu biliyorum. İşte onu geri alma şansımız var. Yaşadıklarımız harikaydı. Onlar harika anılardı. Ama sadece onları hatırlıyorum ben. Senden sonrası tamamen silindi. Ben... Sensiz olmanın neye benzediğini de anlamam gerek. Tek başıma. İlk kez nasıl ayrıldığımızı hatırlamadığına emin misin? Neden? Çünkü söylediklerin bunlara çok benziyordu. Gidelim. Merhaba. Her yerde seni arıyorum. Kütüphanenin dışında görmeyince merak ettim. Pekala. Fikri mülkiyet hakkı dersi nasıl gidiyor? Aslında seninle bunu konuşacaktım. Ben hukuk fakültesinden ayrılmaya karar verdim. Ve şehirde bir daire tutacağım. Yine aynı şeyler oluyor öyle değil mi? Lanet olsun Paige. Birçok hata yaptım. Baba, bu seninle ya da yaptığın bir şeyle ilgili değil. Bu benimle ilgili. Kim olmak istediğimle, kim olduğumla. Seni tekrar kaybetmemek için ne demem gerektiğini söyler misin? Kaybetmeyeceksin. Bir çarpışma anı. Değişim potansiyelindeki dalgacık etkisinin tahmin edebileceğimizin çok ötesinde olan bir çarpışma anı. Birbirine çarpan parçacıklar gönderiyor. Onları öncekinden daha da yakın kılıyor. Diğerlerini de çok büyük maceraların içine sürüklüyor. Asla aklınıza gelmeyecek bir yerde son buluyorlar. İşte böyle anların özelliği bu. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, sizi nasıl etkileyeceklerini kontrol edemezsiniz. Sadece çarpışan parçacıkların bir yerlere inmesine izin vermeli ve beklemelisiniz. Ta ki bir sonraki çarpışmaya kadar. Yaşamayı sevmene yardım edeceğimi, sana hep sevgiyle sarılacağımı ve aşkın gerektirdiği sabrı göstereceğime yemin ederim. Sözler gerektiğinde konuşmaya ve gerekmediğinde sessiz kalmaya, kırmızı kadife pastada anlaşamamayı kabul etmeyi ve yüreğinin sıcaklığıyla yaşayıp onu hep yuvam bilmeyi. Nedeniyle kapalı. Merhaba. Merhaba.
Umarım şehre kadar sıcak çikolata için gelmemişsindir. Aslında 6 ay önce buraya tekrar taşındım. Rogers Park'ta oturuyorum. Gerçekten bu harika. Sanat Enstitüsü'ne geri döndüm. Şaka mı yapıyorsun? Bu çok güzel. Evet, birkaç derste deneme yaptım ve aklımın unuttuğu şeyleri ellerimin hatırlaması gerçekten inanılmaz bir şey. Evet. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım. Çok şey yaptın. Beni olmanı istediğim biri gibi değil de sadece olduğum gibi kabul ettin. Sadece mutlu olmanı istedim. Hepsi bu. Yakınlarda burası kapalı olduğunda gittiğimiz bir Küba mekanı yok muydu? Evet, şu bekle. Hatırladın mı? Hayır. Keşke. Hayır, hafızam hala geri gelmedi ama ben Sonya ve ben bir süredir yine arkadaşız ve ona ikimizi sorup duruyorum. Sahi mi? Peki Sonya neler söylüyor? Şu anda kimseyle görüştüğünü sanmadığını. Aslında bu konuda haklı. Sen kimseyle görüşüyor musun? Bu iyi. Benimle şu Küba mekanına gitmek ister misin? Tamam. Tamam. Daha önce hiç gitmediğimiz bir yeri denemeye ne dersin? Yeni bir yer. Bu çok hoşuma gider. Hadi o zaman. Bir evlilikleri ve iki çocukları var. Kadının hafızası asla geri gelmiyor.